Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'te High Order Component konusunu ele alacağız. High Order Component, yani kısacası HOC, nedir arkadaşlar? Komponentlerimize ortak bir özellik eklemek istediğimizde bu özellik animasyon olabilir, fonksiyon olabilir veya herhangi bir özellik diyebiliriz buna. Burada HOC'tan yararlanıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de zaten her komponentte aynı özellikleri kullanmak yerine tek bir komponentte bunu kullanmak her zaman daha yararlı olduğu için. Ve bunu ufak bir uygulamayla pekiştireceğiz arkadaşlar. Hazırsak yavaştan başlayalım o zaman. Evet, ben npx create react app ile arkadaşlar basit bir react projesi oluşturdum. Ve projeyi ayağa kaldırmak istiyorum. npm run start dedim. O sırada app.js'e geliyorum arkadaşlar. Kullanmayacağımız kodlar olacak. Bu header'ı silebilirim mesela. Bunu sildim ve yeniledim sayfayı. Şurayı da kapattım. Şu kısmı da. Bu kısım açık kalabilir. Biraz uygulamadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Uygulamamız aslında butona tıklandığında use state'imizi, yani counter'ımızı bir arttırmak olacak. Bunu bir klikle yapacağız. Bir de hover'la yapacağız arkadaşlar. Onun için şöyle hemen src altına bir components klasörü oluşturuyorum. Ve içerisine click increase diyorum. .js. Bunu da kısa yolum arkadaşlar, benim kullandığım rafc olarak geçiyor. Bunları da yorumlarda veya açıklamada belirtirim ben size. Şöyle bir de hover increase demek istiyorum. Evet, harika. İki komponentimizi de oluşturduk. Şimdi app.js içerisinden ben iki komponentimi de import ediyorum arkadaşlar. Hover increase ve click increase diye komponentlerimi import ettim arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi komponentlerimiz de güzel bir şekilde geldi. İçlerine gelip arkadaşlar şöyle hemen bir use state'i import edelim şuraya. Ve ardından const dedim. Counter, set counter adında bir use state oluşturuyorum ve değerini 0 olarak tanımladım. Evet. Şimdi div içerisine bir buton açıyorum arkadaşlar. Butona da işte click increase diye isim verdim ve on clean'de ne yapacağını söylüyorum. Burada diyorum ki set counter parantez açtım arkadaşlar. Buraya counter'un bir önceki değeri, aslında prev diye de geçebiliyor. Counter artı 1 dedim. Buraya şöyle bu kısmı da aşağı indireyim. Gözüksün. Ve altına da arkadaşlar bir p açacağım. Ve burada diyeceğim ki counter ve şuraya da counter yazacağım. Değerini de görelim istiyorum. Şöyle yeniledim ve gördüğümüz gibi hover increase olarak geldi counter. Ve ardından aynısını diğer taraf için de gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yani hover increase'de. Buraya da bir use state tanımlıyorum. Burada da const counter dedim. Set counter aldım ve use state'inde ilk değerini 0 verdim buraya da. Burada da bir buton oluşturacağım. Burada da ismi şöyle geçebilir. Bu da 10 click'te arkadaşlar. Şöyle. Aslında bu 10 click'te değil. Bunu karıştırmış olabilirim. On mouse hover olduğunda. On mouse hour. Evet. Burada arkadaşlar yapması gereken şöyle set counter'ı bir önceki counter değerini alıp counter'ı artı 1 yapmak. Şöyle burayı da aşağı indirdim. Şurayı sildim. Hover increase ve p içerisinde burada da arkadaşlar işte hover increase hover counter diyeyim karışmasın. Şöyle counter değerini yazdıracağım aslında. Evet, gördüğümüz gibi iki tane counter değerimiz de var. Bakalım bunlar çalışıyor mu arkadaşlar?
Click yaptığıma gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hover yaptığımda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, Components altına yeni bir komponent açıyorum. Bitcounter.js dedim. Ve bunu da Rafçe ile doldurabiliriz. Evet, şimdi bizim bu iki komponentimizde de yaptığımız işlem aslında aynı diyebilirim. Sadece action'ları farklı. Birinde click yapıyor, birinde de mouse'un üzerine geldiği zaman aslında bir arttırıyor. Biz bu işlemleri tek bir yerde yapabiliriz arkadaşlar. With counter komponentimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunun içini doldurmaya geldi sıra. Evet, with counter'a diyoruz ki sen dışarıdan orijinal komponenti bir al. Evet, şimdi burada return de siliyorum arkadaşlar buraya. Şuraya const new component oluşturuyorum. Ve bu da şöyle. Bunu da böyle açtım. Güzel bir şekilde. Return dedim arkadaşlar. Original yani orijinal komponenti burada dönüyorum ben. Burada orijinal komponenti döndükten sonra alt taraftan da return new component diyorum arkadaşlar. Tabii burada bunun N harfini büyük yapmam gerekiyor çünkü bir komponent olduğunu anlasın React. Şurayı da aşağıya aldım. Harika. Elimizde with counter komponentimiz var artık ve biz bunu kullanmak istiyoruz. Ne yapacağız? Hover increase'e geldim arkadaşlar. Diyorum ki burada sen with counter'ı burada kullan. With counter kendisi de import etti ve hover increase'i buradan gönderiyorum arkadaşlar. Aynısını click için de yapıyorum. Şurada with counter'ı aldım. Parantez açtım ve click increase'i bunun içerisine veriyorum arkadaşlar. With counter içerisinde bir log yazalım arkadaşlar. Bakalım bizim için geliyor mu bu original component? Şöyle konsolumu açtım ve gördüğümüz gibi click increase komponentimiz geliyor ve hover increase komponentimiz geliyor başarılı bir şekilde. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şu. Buraya da bir use state tanımlayacağım ben. Buradaki use state'i new component yani new component altında ben burada diyeceğim ki counter set counter ve use state'ini burada da sıfır olarak tanımlayacağım arkadaşlar. Ve hover ve click komponentlerinde artık use state kullanmayacağım ben. Bunu da sildim. Ve buradan da tabii ki de props'tan geleceğini söylüyorum. Şöyle const counter set counter olarak props'tan geleceğini söyledim. Şu anda hata verecek çünkü bulmadığı için kendisi. Hover için de aynısını yapalım arkadaşlar. Use state'i sildim. Ve burada da props'tan geleceğini söylüyorum. Şuraya da props'u yazdım. Evet. Harika. Şimdi gördüğünüz gibi değerler boş arkadaşlar. Şimdi with counter'dan original komponente bir counter atacağım. Buraya da increment counter diye bir props geçeceğim ben burada. Ve props'un içerisinde de arkadaşlar geleceğim. Set counter'ı kullanacağım. Set counter'da yine counter alacak buradan. Ve counter artı bir yapacak bizim için. Şimdi increment counter'ı ben props'a gönderdiğim için artık burada set counter'ı almama gerek yok. Increment counter'ı alacağım. Ve değer olarak da artık on clean'de increment counter yazabilirim buraya. Burada bir hata verdi. Sebep şu. Evet. Bu kısmı da siliyorum arkadaşlar. Increment counter yazdım buraya da. Bakalım bizim için burası çalışıyor mu? Click yaptım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hover increase yaptığımda da üzerine geldiğimde sayıların arttığını görebiliyoruz. Başarılı bir şekilde çalıştığını gördük. Şimdi with counter üzerinden
Aslında vidcounter değil de app.js üzerinden arkadaşlar. Bir de buna ben bir props geçmek istiyorum. Props olarak da name olsun mesela. Name olarak Yusuf Task dedim. Her ikisine de geçmek istiyorum bunu. Bakalım name props'unu alabilecek miyiz oradan? Click increase'de props'la geldiğini ve şuraya da name'i söylüyorum arkadaşlar. Name'i de gelsin burada. H3'te yapsın bunu. H3'te ben buraya name yazdım ve props'tan gelen name değerini verdim. Bunu click için de yapacağım arkadaşlar. Hover için pardon. Buradan da props'tan geldiğini söylüyorum. Evet arkadaşlar. Komponentlerimize name değerlerinin gitmediğini gördük. Bunun sebebi şu. Hook'la biz komponentlerimizi sarmaladığımız için aslında Hook'a da bunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Hook diyor ki benden habersiz props yollayamazsın oraya. Şöyle with counter komponentimize geliyoruz. New component'ın yanına props aldığını söylüyoruz. Ve original component'a da süslü parantez açıp 3 nokta props dediğimizde sayfa yenilenince değerlerin geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Evet harika bir şekilde geldi. Burada da 3 nokta dememizin sebebi de 3 nokta split operatöre giriyor arkadaşlar. İçindeki bütün değerleri alıp original component'a gönderiyor aslında. Evet arkadaşlar. High order component konusu bu kadardı. Bu kadar dememin sebebi uygulamanın küçük fakat etkili olmasıydı. Yani pekiştirmek adına gayet etkili bir uygulama oldu. Umarım sizler için de böyle olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.